Birinci Dünya Savaşı'nın ardından işgalciler Türkiye'yi kendi aralarında bölüşmüş, idareye el koymuş, bütün ekonomik faaliyetlerini ele geçirmiş ve Türk milletinin varlığını adeta hiçe saymışlardı. Türk milleti dünyanın dört bir yanında mücadele verdiği bu savaşta milyonlarca evladını kaybetmiş, hastalığa, sefalete ve yokluğa gark olmuştu. Fakat gururunu asla kaybetmemişti. Tarihte eşi görülmemiş bir direniş başlatarak İstiklal Harbi'ni veren şanlı Türk milleti zilleti reddetmişti. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı milli mücadele, düşmanın ana yurttan atılması ve barış antlaşmaları imzalamaya mecbur edilmesiyle başarıya ulaşmıştı. Bu zafer yeni bir dönemin işaretiydi. Türk milleti kaderini yeniden yazacaktı. İdare millete tevdi edilecekti. Bu doğrultuda idare şeklinin cumhuriyet olması teklifi 29 Ekim 1923'te mecliste alkışlarla kabul edildi. Artık hakimiyet kayıtsız şartsız milletindi. Bugün biz de cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak amacıyla gece gündüz durmaksızın çalışmaya, üretmeye, mücadele etmeye, üzerimizde kurulmak istenen iktisadi tahakkümü reddetmeye, milli iradeyi muhafaza etmeye ve yerlileşme hamleleri yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizi daha ileri götürmek ve uluslararası arenada hak ettiği konuma taşımak için sağlıktan ulaşıma, enerjiden altyapıya, eğitimden spora, kültürden sanayiye kadar her alanda durdurak bilmeden çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine koşan Türkiye'mizin Cumhuriyeti kutlu olsun.